Efendim iyi akşamlar. Kayıt dışı tarihe hoş geldiniz. Yine aynı saatte pazar akşamı sizlerle birlikteyiz. Efendim geçmişe dönük birçok Osmanlı padişahını bu programda muhtelif günlerde hocamızla konuştuk. Tabi tarihe namzet, tarihe damgasını vuran çok önemli padişahlarımız var. Ama bir işlerinden bir tanesi var ki onu bir tık daha sanki böyle fazla konuşuyoruz. Çünkü o her yerimize işlemiş durumda. Hatta öyle bir padişah ki öyle şeyler yapmış ki bu topraklarda, bu dünyada hala konuşuluyor ve bundan sonraki yıllarda da konuşulacak. İşte bu isim malumunuz. Bunları söyleyince zaten 2. Abdülhamit Han Hazretleri olduğunu siz anladınız ve algıladınız. Değil mi Evet. hocam? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar sevgili seyircilerimize. Buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Aslında bizimle tartışmaya devam ediyor. Yani düşünün bundan Doğruyu 100 göstermiş, onun doğrularında devam etsek, Evet. değil mi? Bu ülkede birçok şey daha hızlı çözülecek aslında. Yani çünkü hakkının yendiğini görüyor ve sık sık kendisini hatırlatmak gereğini hissediyor. Ya. Yani o kadar çok şey yapmış ki onun çizdiği paradigmanın dışına çıkamıyoruz. Yani vefat edeli 1918 2023 105 yıl olmuş. Bir 10 senede padişah değildi. Şimdi 115 yıl önce son kararını verip tahttan inmiş olan bir sultanın, bir yöneticinin 115 yıl sonra hala tartışılıyor olması onun yaşadığını gösteriyor. Bu siyasi literatürde böyle değerlendirir. Yani onunla henüz biz helalleşmedik. Helalleşmediğimiz için sık sık kendisini bize hatırlatıyor. Bir şekilde gündemimizde o bulunmaya devam ediyor ve bakın yani çok yakın yıllarda hatırlayalım işte Kızıl Sultan tartışması oldu bilmem işte yok Haliç'te gemileri çürüttü denildi bilmem şu denildi bu denildi filan ama bakın onun hala gölgesi Sultan Abdülhamid'in gölgesi hala Türkiye'nin üzerinde gezmeye devam ediyor. Bu da aslında onun yaptığı işlerin büyüklüğünü bize gösteriyor. Yani o öyle bir ufuk çizmiş ve öyle bir paradigma oluşturmuş ki onun dışına henüz çıkabilmiş değiliz. Yani onun döneminde de Osmanlı'da öyle bir medrese ilmi tahsili varmış ki çok yönlü. Dolayısıyla Abdülhamit sadece bir dünyada siyasi deha olarak değil, siyasete karışmasaydı, padişah olmasaydı Bile diyorlar ki mobilya sektöründe bir deha olacaktı. herhangi bir sektörde çünkü kafası trimetrik zeka diyorlar bunlara. Yani düzenleyici zeka. Şimdi bazı zeki insanlar kendi kendini yönetirler. Yani işte ne yapar? Eser yazar, şiir yazar, bilmem mimarlık yapar falan. Ama şimdi böyle insanlar eğer bir ülkenin başına gelmişlerse bir nizam getiriyor. Yeni bir nizam kuruyor. Bu nizam kurmak o kadar zor bir şey ki eski düzenin üzerine yeni bir düzen kurmak ve devam etmek biz Cumhuriyet döneminde Sultan Abdülhamit'in yaptıklarının üstüne çok fazla bir şey koyamadık. Mesela Sultan Abdülhamit devrinde yaklaşık 45 lise Anadolu sathında mevcutken Cumhuriyet döneminde bunların sayısı 30'a indi. 30'a indi. Yani liseler Normalde kapandı. var olanın üzerine ekleme olmaz mı? Onlar ancak 1940'lardan sonra olabildi. Yani biz 1920'den 30'ları kastediyoruz. Yani egale durumuna gelmesi, Abdülhamit dönemindeki okul sayısı, öğrenci sayısı, öğretmen sayısını bizim bir daha yakalayabilmemiz ancak 1950 yılında mümkün olabildi. Şimdi bu demektir ki biz 25 yıl patinaj yapmışız. Yani onun yıkılmasının arkasından meydana gelen o bataklığın kurutulması için 25 yıl uğraşmak durumunda kalmışız. Zaten bu yüzden Mete Tunçay, Allah sağlık, afiyet versin Profesör Mete Tunçay ki sosyalist görüşe sahip olan bir tarihçidir malum. Bir açıklamasında şunu söylüyor. Diyor ki eğer
Sultan Abdülhamit devrindeki 1 milyon öğrenci sayısıyla biz savaşa girmeden aynı tempo ile devam etmiş olsaydık, yani Abdülhamit devrilmeseydi ve onun yaptığı bu eğitim reformu aynı hızla devam ettirilmiş olsaydı 1923'te bizim okur yazar oranımız %35'leri bulacaktı diyor. Ama biz %35'leri ancak 1950'de bulabildik. Bakın. Okuma ve işte o noktada ilim noktasında hani patlama yapılması, toplumun kahir ekseriyetinin bu noktada ilerlemesi noktasında üniversite işte sınavlarının kaldırılması falan düşünülüyor. Bunlar pansuman tedbirler. Yani. Tabii köklü, yani Türkiye'de şu anda köklü bir eğitim reformuna ve sadece eğitimde değil bütünüyle bir reforma ihtiyaç var. O inşallah bu Japonya'yı falan konuşurken bunun altyapılarının nasıl oluşturduklarını da anlatırız. Yani şimdi ciddiyet kazandırmak. Yani nasıl olsa mezun oluyor. Herkes mezun olsun, diplomalı sayısı artsın. Bu eğitime en büyük ihanettir. Değil mi? Böyle bir şey olmaz. Yani. Bizim zamanımızda, bakın ben mükemmel bir eğitimden geçtiğimizi söylemiyorum. Bizim de çok iptidai taraflarımız vardı ama ilkokul birinci sınıfta kalma var diye kalan bir arkadaşımızla aynı sınıfta okuduk. Evet. Hasan Dağ'dı. Aynı sınıfta biraz şeydi, haylazdı. Biraz belki zeka seviyesi de yeterli değil. Bırakmışlardı. Bizim sınıfta onunla beraber ikinci sınıfı onunla, bizim sınıfta geçti. Yani böyle geçirme falan filan bunlar Sultan Abdülhamit zamanındaki eğitim sistemine katiyen olmaz. Yani o zamanki bir lise mezunu bugünkü üniversite mezunu 5'e katlar. İddia ediyorum. Kaliteli toplum yetiştiremezseniz ondan sonra bütün su başlarında şimdi Türkiye'de birçok yerde olduğu gibi liyakatsiz adamlar peyda olur. Ondan diplomada sonra, ama liyakatsiz. İşte ortam böyle maalesef kötü bu haline gider. Bu dönemde bir idadi mezunu olmak bugünkü üniversite mezununun ortalama bir üniversite mezunu 3-5 kat daha birikimli, yani bir kere düzgün bir yabancı dil öğreniyorsun, bir Arapça öğreniyorsun, Fransızca öğreniyorsun, bilmem falan filan, yani matematiğini bilmem. O zaman lise mezunu, şimdi üniversite mezunun üzerinde. Çok üzerinde. Çok üzerinde. Bir el yazısı yazabiliyorsun. Bugün el yazısı yazamıyor insanlar. Çarpım tablosunu bilmiyorlar hocam. Yani üniversite mezunu. Osmanlı'nın yaptığı şeyde şiir gibi el yazıları var. Bak arşivde hiçbir kusur yok. Mükemmel bir el yazısı eğitimiyle bunlar, bakın şiir gibi ya. Şimdi bunu yazacak adam ancak kaligraf olabilir. Yani yeni yazıyla böyle güzel yazı yazılı biz kaligraf diyoruz. Demek ki söylemek istediğim, yani Abdülhamit Han trimetrik bir zekaydı ve düzenledi. Bakın Tanzimat döneminde neydi? Ortaokul açılmıştı bol bol. Yani Rüş diye. İlkokul yok. Sibyan Mektebi var ama düzenli bir ilkokul şeyi yok. Ortaokul var, lise yok. Kalkıyorlar üniversite açmaya. Üniversite açıyorlar, iki defa kapanıyor üniversite. Niye kapanıyor? Çünkü olmazsa. Değirmen kurulmamış. Yani. Çark oluşacak ki ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, bu çark oluştuktan sonra üniversite talebe bulabilir, devam edebilir. Ne oluyor? İki defa kapanıyor. Yani niye kapandı? Şu bakıyorlar ki öğrenci gelmiyor. Şimdi Sultan Abdülhamit önce ilkokullara yükleniyor. Mektevi iptidailer yurt satında ilkokulları açıyor. Hatta bazı köylere kadar ilkokul açıldığı vakı onun zamanında. Ortaokul zaten yeterince var, onları da takviye ediyor. Ondan sonra liseye yükleniyor. Bakın hepsi düzenleyici zeka dedik ya. Evet. Adım adım bunu yapıyor. Ondan sonra lise sayısını artırıyor. Lise sayısını, lise mezunları artınca 1900 yılında oturuyor, İstanbul Üniversitesi'ni, Darülfünun'u açıyor. O Darülfünun hala bugün eğitim vermeye devam ediyor. Tamam, gelişti. Hani bir söz var, yeni bir şeyler söylemek lazım. 2023 yılındayız. Dolayısıyla insanlar, tabii maddi durum iyi olanlar çocuklarını ister istemez özel okullara ve kolejlere gönderiyorlar. İlk önce kolej, daha sonra da paralı, hatta rakamsal olarak çok çok yüksek üniversitelere gönderiyorlar. Ne gerek var aslında? Hani devletin okulunun daha sağlam, daha güvenilir olması
olması gerekmez, gerekiyor esasında ama, işte bu noktalarda gerçekten çok büyük açıklar var. Şeylerimiz var, handikaplarımız var. Onları inşallah bir gün bir eğitim başlığı altında hem geçmişi hem bugünü konuşuruz. Şimdi bu bakımdan Hamidiye sularının bugün konuşacağız inşallah. Detaylı bir şekilde böyle size su yolları haritasını da göstereceğim. Evet. Nereden geliyor, nereye gidiyor? Bütün bu yollar kilometrelerce, onlarca kilometre, hatta bütününü kapsarsa düşünün, bak aşağıya doğru da kamera çekebiliyor. Yani binlerce kilometre su getiriyor. Ve İstanbul'a getirdiği bu su, İstanbul halkını o zaman kaliteli içme suyuyla, çeşmesinden, bugün bizim satın aldığımız şişe sularının çeşmeden aktığını düşünün, o kalitede. Ne kadar güzel değil mi? Kesinlikle. Yani Bursa'da hala öyle çeşmeler var. Çeşmeden Hamidiye suyu içiyorsun mesela. Bu imkanı sağlıyor. Kaliteli, temiz içme suyu. Dün Üsküdar'daydım. Üsküdar'da o büyük caminin önündeki otobüs duraklarının bulunduğu çeşmenin orada böyle iplik kadar su akıyor. Diğer kurnalarında da zaten çoğundan su akmıyordu. O gürül gürül su akan bir çeşme olmuş. Onların kendi doğal şeyleri vardı eskiden. Kaynakları vardı. O kaynaklardan hatta şey de koymazlar. Çeşme, yani musluk da yoktur onlarda. Gürül gürül böyle akardı. Sonra o su gider, bahçeleri sular falan ya. Neyse. Şimdi bu kadar büyük hizmetler yapmış olan bir hükümdarın unutulması mümkün mü? Değil ama aslında. Türkiye'de öyle bir zalim zihniyet var ki, hem Osmanlı padişahlarının ama özellikle de Sultan Abdülhamid'i. Evet. Çünkü o bir sembol. Bir dönemin, Osmanlı'nın son döneminin en güçlü sembolü. Onun unutulması, kötülenmesi, gözden düşürülmesi, adeta tarihten diskalifiye edilmesi için bir 70-80 sene buna uğraştılar. Şimdi bugün de Hamidiye sularının HMD diye bir markaya dönüştürülmek istendiğini fark ediyoruz. İşte birkaç gündür sosyal medyada ben de yazdım. Birçok insan da bunu gündeme getirdi. Yok efendim, biz Hamidiye sularının yanında ikinci bir marka çıkarttık. İkinci markanın ismi HMD, öbürünü koruyacağız. Ya HMD diye bir marka olur mu? Yani. Ya gidin bir ticari danışmana sorun. Bir işletmeciye sorun. Yani ikinci bir marka rekabet için daha çarpıcı, daha vurucu bir isimle çıkar. Yani HMD diye bir su markası olur mu? Gidin bakın, bir tane var mı böyle bir marka? Bu önemli nokta hocam. Ya Buzluca var, ya evet. Bilmem işte Tuzluca var. İşte bir sürü markalar var yani, evet. Tek tek isimlerini saymayalım ama böyle bir marka olmaz, böyle bir marka olmayacağı da zaten apaçık ortada. Bunu minareyi çalan kılıfına uydurulmuş öyle bir bahaneyle bunu ortaya attılar. İnşallah daha detaylı konuşacağız. Peki yani. Kısa bir araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Evet efendim, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. İkinci Abdülhamit Han'ı konuşuyoruz. Abdülhamit Han'ın ülkemizde özellikle bu topraklarda yaptıkları ve uzunca bir zaman geçmesine rağmen hala onun yaptıkları eserleri konuşmamız ve bunun hala hazırda devam ediyor olmasını nelere bağlamalıyız? Abdülhamit Han bu topraklarda neler yaptı? Özellikle Hamidiye noktasında bugünlerde bir tartışma söz konusu biliyorsunuz. Hamidiye sularıyla alakalı. Gerçekten çok büyük bir hizmet bu hocam. Benim babam da Hamidiye'de çalışmıştı. Tabii Tayyip Bey ilk kazandığı günden itibaren bir herhalde bir Kemerburgaz'da mı? Kemerburgaz'da. Kemerburgaz'daydı. O karşı tarafın sorumlusuydu. Yani çok büyük bir hizmet. Az önce aradan önce de konuştunuz. Hala onun hizmetlerini konuşmaya, eserlerini konuşmaya devam ediyoruz. Demek ki bazı şeylerde hala eksiklikler var bu ülkede. Anlatmaya, yani niçin bu programı yapıyor oluşumuzun aslında en ikna edici cevabını bugün bu program vesilesiyle verebiliriz. Yani onu anlayabilsek ve algılayabilsek bu ülke topraklarında problem kalmayacak.
Sultan Abdülhamit Çişi'nin dediğin %100 doğru. Hı hı. Ama genel olarak tarih bilincinin neden insanlara verilmesi gerektiğini ve bu programların da işte rahmetli Yavuz abiyle başladık, seninle devam ediyoruz. Bu programın insanlara bir tarih şuuru kazandırma noktasında neden önemli olduğunu buradan anlayabiliriz. Şimdi bakın birkaç bilgi vereceğim ve bu bilgiler ancak kitap sayfaları arasında kalmış yahut bir takım yerlerde, arşivlerde kalmış bilgiler. Şimdi bakın bundan 20 sene önce, 30 sene önce Sultan Abdülhamit ve Osmanlı ve tarih bilinci bu seviyede değildi. 1995 yılında Darül Aceze'nin kuruluşunun işte bir yıl dönümüydü. Darül Aceze kapısına bir Sultan Abdülhamit posteri asmıştı. 95 olabilir. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na gelmesinden sonra. Evet. Şimdi bakın o zamana kadar Abdülhamit Darül Aceze'den kovulmuş. İçeride bir resmi bile yok. Bir sanki orayı başkaları yaptırmış gibi. İçeride işte bilmem Halil Rıfat Paşa'nın büstü var. Bilmem şusu var, busu var. Ya burayı parasını da ilk başta kendi cebinden de işte 30 bin altın galiba bir para ödeyerek burayı şey yapmış ve adım adım bütün aşamalarını takip ettirmiş. Niye gecikiyorsunuz? Niye bitirmiyorsunuz diye. Elimizde irade-i seniyeler var. Yani bir an önce bitirilmesi ve oranın hizmete geçmesi için uğraşan bir insanı tarihten silmeye çalışmışlar. Şimdi Refah Partisi'nin o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelmesiyle birlikte oraya dediler ki bir Darül Aceze'nin açılışı dönümünde bir afiş asalım ve Sultan Abdülhamid'i burada rahmetle yad ediyoruz diye. Şimdi ismini vermeyeceğim, bir siyasi teşekkül eylem yaptı onun karşısında. İşte gerici Abdülhamid, bilmem kahrolsun Abdülhamid, bilmem ne, hatta taş mı attılar, şişe mi attılar, evet, bir şeyler yaptılar. Dün gibi hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz. Evet. Yani ismini vermek istemiyorum. Şeyin o zaman çünkü biraz farklı bir atmosferdeydiler. Şimdi öyle değiller. Ya onlar da dönüştü. Bakın o zaman o taş atanlar şu anda Abdülhamid'e ya vatansever bir insanmış. Yani biz tamam yine katılmadığımız tarafları var ama biz böyle bilmiyormuşuz deme noktasına geldiler. Şimdi aslında Türkiye'nin nasıl bir dönüşümden geçtiğini ve tarih alanındaki bu çalışmaların nasıl semere verdiğini gösteren bir örnek de onlardır. ve Abdülhamid Han'ın ismini orada görmekten işte rahatsız olanlar oldu. Birçok başka kurumda da bunlar rastlandı. İşte bu aşamada birçok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki işte şirketler vesaire bunlar araştırılırken bir şirket karşımıza çıktı. Ve o şirketin isminin enteresan bir şekilde Halk Su olduğunu, belki Peder Bey bunu hatırlayabilir, Halk Su olduğunu öğreniyoruz. Yani İBB Halk Su Belediye Kaynak Suları Ticaret AŞ. Hamidiye'nin ismi bugün değil, bugün değiştirmiyorlar, değiştirmeye çalışıyorlar. Aslında 1994 öncesinde yine değiştirmişlerdi. Ve ismini Hamidiye değil, Halk Su yapmışlardı. Ellerine fırsat geçse yine yaparlar. Bak. Yok efendim HMD'ymiş, biz bunu işte ikinci marka olarak çıkartıyoruz. Bizim asla bir Hamidiye sözümüz yok, siz yapmadınız mı kardeşim? Sözen döneminde Hamidiye kaynak sularının ismi Halk Su yapılmadı mı? Recep Tayyip Erdoğan gelip de Hamidiye'ye çevirmedi mi? Bakın çevriliş tarihi de 1994 ve burada eğer arkadaşlar 6 numaralı görüntüyü hazırlarlarsa işte o zaman şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamidiye sularını ziyaretini Kemerburgaz'da ve o ziyareti sırasında arkasında asılı bir afişi görecekler.
İşte ecdada saygı budur. Eyvallah. Bir kaybedilmek, silinmek, yok edilmek istenen bir ismi, Hamidiye'yi tekrar kurtarıp bugüne kadar getiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. İki, Hamidiye'nin banisi, evet, Hamidiye'nin banisi Sultan Abdülhamid'i tekrar anarak, hem de Hamidiye etiketiyle anarak, bakın sol köşeye bakın. Evet. Maalesef fotoğraf yarım çıktığı için evet. Kalkabiliyor muyum rahmetli bilmiyorum. Rahmetle anıyoruz yazıyor sanırım. Anıyoruz yazıyor Hamidiye şirketinin bir logosuyla. Ve oraya ziyaretinde Hamidiye'yi bugüne kadar gelen kimliğiyle dönüştürerek bunu yapıyor. Bu tarihi bir fotoğraf gerçekten. Önemli. Yani hem ecdada saygı hem asli ismine, nasıl Ayasofya Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine dönüştü, aslında döndüyse bu şeyde Suser AŞ diye bir şirkete dönüştürüyorlar. Sonra Suser, 1994 evet. yılında evet Suser hatırlarsın belki. Evet hatırladım. Ondan sonra bunun geliştirilmesi ve 97'de bardak su üretimine başlıyor. Sonra florlu su. İmal ediyor. Onun reklamları var. Elimde birazdan göstereceğim. Ondan sonra artık çeşitli ürünlerle Hamidiye bir dünya markası haline geliyor. Dünya su işte şirketleri örgütü falan ödül veriyor işte vesaire, değişik şekillerde bu çalışmalar. Mesela buradaki 2000 yılında İngiltere'de Avrupa Şişelenmiş Su Birliği tarafından 13 kategori içerisinde 5 kategoride dereceye girerek Türkiye'ye ödül kazandırıyor. Bunlar ne zaman oluyor? 94'te başlayan evet. çalışmanın işte akabinde gerçekleşiyor. 97 yılında modernizasyona hazırlanıyor. Saatte 7200 bardak kapasiteli bir su hattı hizmeti açılıyor. İşte bilmem damacanalar vesaire. Şimdi burada demek istediğim bugün Hamidiye'ye de Sultan Abdülhamid'e de düşman bir zihniyet var İstanbul'un başında. Bu düşman zihniyeti, yani Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yaptırmak isteyen bir siyasi lider vardı. Şimdi pişman oldum diyor ya Meral Akşener. O zaman ne demişti? Biz burada konuştuk onu. Yani Sultan Abdülhamid'e müstebit, diktatör demişti. Kahrolsun istibdat. Kahrolsun istibdat derken kahrolsun Abdülhamid. Evet, onu kastı. Yaşasın hürriyet. O öyle bir slogan da atmıştı birkaç kere de bunu yaptı. Peki onunla, o kahrolsun Abdülhamid sloganıyla bugün Abdülhamid'in isminin Hamidiye sularının isminden kaldırılmak istenmesi arasında bir bağlantı yok mu? Aynı. Bunlar kankaydı. Birbirleriyle çok yakın ilişki içerisindeydiler. Değil mi? Beraber el kaldırıyorlardı, yürüyorlardı. Demek ki aslında bir operasyon var. Dolayısıyla maazallah eğer 28 Mayıs'ta böyle bir iktidar değişimi Türkiye'de yaşanmış olsaydı, bu zihniyetin eline geçseydi, bugün TRT'de siz Abdülhamid aleyhtarı bir dizi oynuyor olduğunu görecektiniz. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Bunlar Abdülhamid'in düşmanlığı, bu ülkenin kültürüne, bu ülkenin tarihine bir düşmanlık olarak karşımıza çıkıyor ve bu istisna değil, dediğim gibi ellerine fırsat geçmiş. 89-94 arasında Nurettin Sözen döneminde bunu da yapmışlar. Hamidiye'nin ismini değiştirmişler. Ve birçok yerde de bunu örneklerini görebiliriz. Daha şu an diğer örneklere geçemedik. Bu sebeple bizim tarih bilincini insanlarımızda yeniden uyandırmak için ciddi bir gayret içinde olmamız lazım. Bakın dediğim gibi 30 sene önce, 20 sene önce bu seviyede bir tarih şuuruna sahip değildik. Ne oldu? Konuşuldu, edildi, programlar yapıldı, konferanslar verildi. Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun tarih meselelerini gündeme getirdi. Millette bir tarih heyecanı
uyandı. Gerçekten o işte dizi filmler, yani peş peşe kaç tane tarihi dizi film seyrettik. Tamam, şu ya da bu şekilde tenkit edilebilir elbette. Fakat üzümü yemek derdindeyiz. Yani bazıyı dövmek değil, biz faydasına burada talibiz. Bunların faydalı taraflarına talip olmalıyız. Başka türlü her türlü her şeye eleştiri getirilebilir. Her şeye kulp takılabilir. Ondan daha kolay bir şey yok. Fakat bakın 15 Temmuz da yaklaşıyor. 15 Temmuz gecesi saat 12 civarında Kısıklı'dayım. Mahşeri bir kalabalık. Öyle bir kalabalığı bir daha görmedim. Yani tamam, çok daha kalabalık Yenikapı mitingi falan oldu ama o akşamki çok başka bir şeydi gerçekten. Yani büyük bir heyecan, çünkü daha henüz darbenin şeyleri, uçaklar ses duvarını aşarak aşağıya bomba atılıyormuş. Süpersonik patlama. Paniği yaratıyorlar köprüden. Tank sesleri, top sesleri geliyor. Tak tak tak, bunlar şey yapıyor ve o akşam orada böyle insanlar ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyorlar filan. Böyle oluk oluk binlerce kişinin içerisinden bir kısım dere gibi boşluklar bulup insanlar oradan akıyorlar. Bir kısmı köprüye gidiyor, bir kısmı işte başka Çengelköy'e gidiyor falan. Bir genç 30 yaşlarında arkadaşlarıyla gelmişler. Onları böyle şey yapıyor bu. Tezahürat yapar ya, amigo vardır eskiden şeyde. Evet. Onlar arkadaşlar, arkadaşlar böyle bağırıyor. Bu bildiğiniz gibi bir iş değil. Abdülhamid'i deviriyorlar. Abdülhamid'i devirecekler. Buna izin vermeyeceğiz. Abdülhamid'i deviriyorlar. Yetişin. Koşun. Yani arkadakilere böyle sesleniyor. Tabii bağırarak. Bağırmadan zaten orada başka türlü duyurma şansı yok. Her taraftan megafonlarla herkes bir şeyler söylüyor. O da Abdülhamid'i devirecekler. Yetişin. Koşun. Şimdi o anda böyle bir durdum, biliyor musun? Yani dedim ya, burada bir tarih konuşuyor. Yani bu çocuğun kafasında bu özdeşlik, bu tarih şuuru. Yani Abdülhamid öleli 100 sene olmuş, bilmem tahttan ineli bu kadar olmuş. Ama orada adeta tarih o çocuğun dilinden konuşuyor. Hayvanlar ölür, insan ölmez. Ölen insansa ölen insandır. Ölmez. Ne diyor? Canlar öylesi değil. Evet. Ölür ise ten ölür, canlar öylesi değil. Yunus Emre'nin şeyi, beyti. Ölür ise can ölür, ten ölür, canlar öylesi değil. Er yarın Hak Divan'da belli olacak her şey. Onu şey yapıyor ve akşam artık o gencin başına bir şey geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Fakat bunu derinden hissettim. Yani adeta bu Erdoğan ile Abdülhamid arasında bir paralellik o akşam ilk defa orada dile geldi. Yani ben belki yazılarımda yazmışımdır falan ama bunu bizzat şahidiyim. Şimdi onun için bu bilgileri, bu programları, bu belgeleri toplumun önüne koymak için gece gündüz çalışmamız gerekiyor ki işte bugün anlatmaya çalıştığımız da Hamidiye suları İstanbul'un çehresini değiştiren büyük projelerden birisi ki hala bugün görüyorsunuz. Kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi bununla ilgili bazı rakamlar yansıtıyoruz ekrana. Maslak sayısı, yani suyun böyle toplanma yerleri 20 tane. Menba ile maslaklar arası 5137 metre, yani 5 kilometre diyelim. Maslaklarla İsare arası 3765 metre. Kemerburgaz'la Cendere arası. Şimdi Cendere'de büyük bir fabrika yapılmış. O fabrikanın o tarafı da olması lazım ama şu an burada gözükmüyor. Bir su fabrikası. Bilmiyorum, Cendere ismi babandan dolayı böyle şeyde geçtim ama yani Cendere'de büyük bir su fabrikası var ve orada sular toplanıp
motorlarla pompalanıyor. Yani yüksek yerlere çıkabilmesi için, çünkü aşağıdan yukarıya çıkabilmesi için bunlar da pompalanıyor. Şunu biliyorum hocam, Hamidiye suyunun kalitesinin çok yüksek olduğunu biliyorum. İşte pH değeri, sertlik değeri falan, bunlar çok önemli suda. Onların oldukça iyi olduğunu söylüyor. Cendere Hamidiye su tesisleri. Burası bakın şeyde bacasıyla bugüne hala intikal etmiş kültür varlıklarımızdan birisi. Dolayısıyla bir yüzlerce kilometre su bu fabrikadan basılarak yüksek semtlere, çünkü eskiden yüksek semtlere su çıkarmak büyük problemdi. Çünkü yukarıdan aşağı indirmek kolay. Onu bir eğimle suyun yer çekimi kuvvetine göre akışını ayarlarsın, iner, ama aşağıdan yukarıya nasıl çıkacak? İşte onu burada daha net görünüyor. Evet. Onu ilk defa burada su pompalarıyla donatılmış, elektrikle çalışıyor. Pompalarla sular yüksek semtlere veya tazyikli akabilmesi için. Çünkü tazyiksiz aktığı zaman bazen dediğin gibi yavaş akar, bazen çok şey yapar. Belli bir dozajda akması lazım patlatmaması için. Evet. Muslukları. Oraya kadar şey. Bu da Maslak'taki su kulelerinden birisi. Bakın bunların hepsi Abdülhamit eseri. Evet. Yani şimdi sadece Hamidiye sularını anlatsak bir kitap yazacak kadar malzeme var elimizde. Değil daha mi? Çeşmelerinden bahsetmedik. Onlara da geleceğiz inşallah. İşte burada Ortaköy'deki sahilde bulunan çeşme. Bakın üzerinde hala 1300 Gümüş Suyu Askeri Hastanesi. 1200 kaç yazıyor neyse. Numarası 1205 o. Tarih değil de. 1250 yok o, yani 1258 ama 58. Bu çeşme numarası. Tarih değil. Hala onu koruyorlar. Bakın Ortaköy'de hala insanlar bugün şakır şakır su içiyor burada. Ya ne kadar güzel bir şey. Ya. Yani bir eser yapıyorsun, 121 sene sonra inşallah 221 sene sonra da i̇nşallah. İçmeye devam edecekler. İnsanlığa hizmet etmiş birisine sen diktatör diyorsun, müstebit diyorsun. Sen kimsin ya? Ne yapmışsın? Hangi çiviyi çakmışsın memlekete? Şu bir tane çeşme yaptırmış mısın? Şu çeşmenin güzelliğine bak. İnsan önünde hıçkıra hıçkıra aramak istiyor. Şu muhteşem. Medeniyet şaheserine bak ya. Muhteşem. Yani böyle bir eser sadece şunu yapmış olsa, bu Yıldız Sarayı'nın girişinde olan bir çeşmedir. Sadece Sultan Abdülhamit bunu yapmış olsa elini öpüp başımıza koymamız lazım. Hani yazısı muhteşem. Hamidiye Çeşmesi, işte Bismillahirrahmanirrahim, öbüründe de bir ayet var. Osmanlı'da estetik varmış. O estetik de kaybolan şeylerden bir tanesi ülkemizde. Yani ya basit estetik, bir çeşme dersiniz işte. Kenarını şöyle bir birkaç sütun yaparsınız. Ortadan suyu akıtırsınız falan. Ama öyle değil. Bitti. Ecdat öyle düşünmüyor işte. Bak musluğuna kadar sanat eseri. Bakın kesinlikle. Musluğuna dikkat edin. Şöyle istiridye kabuğu şeklinde üst evet. tarafı. Evet. Özel tasarım. Musluğun şekli, açılması, kapanması. Musluğun yer aldığı kuruna. Bakın kurunanın üzerinde o şey var, saysanız mutlaka 16 dilimli bir şey çıkar. O 16 dilimin bir manası var tasavvufta. Yani bir şey var, genelde 16 dilimli yaparlar. Efendim üstteki o şey gibi bir revak gibi çıkıntı. Yanda vazolar, bakın yan tarafta, iki tarafta evet. küçük vazo görünümlü şeyler. Üstte bir istiridye kabuğu, bakın büyük. Ortadaki kalkamadığım için buradan uzaktan gösteriyorum. İnşallah stüdyo şartlarımız günden güne düzeliyor. İnşallah. Bu da onun bir adımlarından birisi. O şey olan istiridye kabuğu diyorlar ona. Yarım istiridye kabuğu. Bu işte deniz şeyi, yani inci. Biz yani bir suyu almış. Şimdi çeşmeyi inci kabul et. İstiridye kabuğu açılmış sana inci sunuyor. İnci damlaları gibi. Şimdi akıl hayal durur yani müthiş, bunların karşısında. Müthiş. O kadar büyük incelikler var ki. Üstte de o muhteşem Hamidiye Çeşmesi.
yazısı en üstte Sultan Abdülhamid'in Tuğrası, bir tarafta ayet, bir tarafta besmele. İşte Yıldız Sarayı'na gittiniz mi mutlaka bunu görün, hatta eğilin suyunda için, hala akar, hala akan bir çeşmedir. Çok şükür. Evet, bu da yine sen diyorum Ortaköy'deki çeşmenin öbür taraftan çekilmiş bir fotoğrafı. Bugün ayakta olan döküm ama bu. Oradan geçerken Abdülhamit'e karşı olanların dahi su içtiği bir çeşmedir muhtemelen. Abdülhamit tarafından içiyor, yapıldığı da içiyor, bilinmiyordur. Turist de içiyor, ya. Bilmem, herkes istifade ediyor. Bu işte yani 400'lü çeşme dedikleri Ertuğrul sitesinde. Bu harikulade bir yapı. Bakın yani şimdi 1902 tarihinden bahsediyoruz. Yani bundan işte 120 sene önce. Ya şu güzelliğe bak. Bakın yani çok fazla görünmüyor ama bir çeşmedeki şu ihtişama inceleye, bir de arka taraftaki 4-5 katlı bir bina var. Dümdüz, ne oldu belli değil. Harika yakaladın. Ne kadar enteresan değil mi? Tezat değil mi? Belki bugün daha da kötüdür. Bunlar belki bir 15-20 sene önce çekilmiş resimler. Muhtemelen. Çevre belki bugün daha da bozulmuş olabilir. O da. Ama dediğin gibi yani şu soldaki apartmana bakarsan, ki diktatörlük dedikleri, istibdat dedikleri dönemde o padişahın yaptırdığı çeşme, bugün hayranlıkla izliyorsun ve üzerinde bakın yazılar da var. O yazılarda anlatılanlar çok enteresan, işte zemzem suyunu andırır, bilmem şöyle yapar böyle yapar. Dört tarafında dört çeşme. Bakın oturma yerleri var. Çeşmelerin yanlarına oturma yerleri yapılır. Dinlenmek için. O sağında solunda küpeşlerin Üsküdar'daki kenarında. Çeşmede dün oturdum o yere. Oturdun mu? Evet. Maşallah. Evet. Orada tabii bugün yayalar oturuyor ama eskiden bir de hamallar vardı. Şimdi düşün, hamalsın sırtında o 100 kilo, 150 kilo yük, yüzünden terler şapır şapır akıyor. Yükünü indiriyorsun oraya, ya. Eğiliyorsun, suyunu içiyorsun, yüzünü yıkıyorsun. Elhamdülillah deyip yoluna devam yani ediyorsun. Yani onların duası yeter herhalde Abdülhamit Han'a. Bu bir, dediğim gibi 130 parça çeşmeden bir tanesi bu. Hı. Yani bunun gibi 130 parça, az önce bahsettiğimiz 130 parça çeşme sadece bu Hamidiye. Ha, başka çeşmeler de yaptırmış. Hani Hamidiye dışında yaptırdığı çeşmeler de var. Onlar buna dahil değil. Hani bütün yaptırdığı Hamidiye değil. Sultan Abdül Hamid. Bu da Kasımpaşa'daki çeşme. Yine üzerinde bakın Hamidiye çeşmesi yazısı ortada gözüküyor. Kasımpaşalılar iyi bilir bunu. Evet, poliklinik herhalde adası. Ondan sonra. Bu bayağı eski bir resim sanırım. Bakın bugün hala hizmet veren. Üstte de bir küp gibi bir şey var. Böyle oradan sanki su akıyor gibi. Başka var mı? Bu da talihsiz bir şey aslında. Çok güzel, muhteşem bir eser bu. Fakat bugün asli yerinde değil. Asli yeri Tophane'de. Hmm. Tophane Çeşmesi adıyla yine Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı bir eser. Ondan sonra fakat orada caddeyi genişletirken bu çeşmenin kaldırılması zarureti doğuyor. Bunun üzerine kaldırıyorlar. Maçka'da İTÜ'nün karşısına bir yere yerleştiriyorlar. Bugün orada görülebiliyor. Eski yeri Tophane'de. Hmm. Allah'tan yıkmamışlar, dağıtmamışlar. Abdülhamit zamanındaki bu eseri bugün Maçka'da görebiliyoruz. İyi olduğu gibi taşıyabilmişler o zamanın şartları. Şöyle yapıyorlar, taşları tek tek kesip numaralandırıyorlar. Hmm. Getiriyorlar. Daha sonra birleştiriyorlar. O numaralara göre yeniden yerleştiriyorlar. Hmm. O bir taşıma tekniğidir. Burada da başarıyla uygulanmış gözüküyor. Evet. Evet, şimdi Hamidiye suyuyla beslenen resmi daireler, İETT garajı, Bağmumcu Askeri Gazinosu, bir kısmında var yazıyor. Onlar hakikaten bugün de kullanılıyor. Bazıları yok veya çalışmıyor. Yani su akmıyor. Hamidiye Etfar Hastanesi, Şişli Etfar yapılan. Harbi Ordu Evi, Elma'da, Notre Dame de Sion'da da varmış bir tane mesela. O
Galatasaray okulda. Lisesi. Galatasaray Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi, İlk Yardım Hastanesi, Taksim Sular herhalde, İdaresi, Kuledibi Belediye Hastanesi, Kasımpaşa Deniz Hastanesi, bakın hepsi Fındıklı Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Sahildeki. Üniversitesi'nin bahçesindeki, evet. Çeşme, Atatürk Kız Lisesi, Dikilitaş İlkokulu, Beşiktaş Resim ve Heykel Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş Askerlik Şubesi, Yıldız Hamidiye Camii, kendi camii, Şale Köşkü, Yıldız Teknik, Yıldız Üniversitesi yani bugünkü. Yani üniversitesi var, polis okulu var, harp akademisi. Yok yok. Orhaniye Kışlası, o şeyde, Yıldız Sarayı'nın Yıldız Çin Fabrikası'na, Yahya Efendi Dergahı'na da. Evet. Yahya Efendi Dergahı'na da yapmış. Yukarıya nasıl basmışlar o suyu? Yani çok o tepe dik biliyorsun. Orası. Çok dik. Yani Beşiktaş'tan gelip de o yukarıya çıkartmak demek ki o pompa ile mümkün olabilmiş ki. Teş. Tekkenin ihtiyacı varmış demek ki. Yahya Efendi Dergahı'ndaki o suyun fotoğrafını arkadaşlar belki bulur. Kabataş Lisesi. Galatasaray'ın ilk ilkokul kısmının olduğu. Halk aşağıda bina. Zaten. İşte Yüksek Denizcilik Okulu, Şeref Stadı, Kızılay Deposu, Şeker Deposu, Beşiktaş Kız Ortaokulu, Gazi Osman Paşa Ortaokulu falan. İşte Maçka Işık Lisesi, Maçka Teknik Okulu, İTÜ, az önce bahsettik. Sağır ve Dilsiz Okulu. Bir de öyle bir okul açıyor Abdülhamit. Sağır ve Dilsiz Okulu, Ihlamur Kasrı, eski Mabeyn Okulu. Şimdi bütün bu buralara, yani resmi yerlere, meydan çeşmeleri haricinde kurumlara akıtılan sular bunlar. Dolayısıyla bu haritayı eğer gösterebilirsek, Hamidiye Suyu İsare Planı haritası. Şu mu hocam? Ben burada göstereyim ama arkadaşlar bir de ekranda onu yansıtabilirlerse bir görüntü olarak. Hamidiye Suyu İsare Planı. İsare Planı. Şimdi burada ilk çıktığı bu Karakemer tarafından çıkış menbaı oradan akıtılıyor ve bu şeye doğru, Komuk Kemer'e doğru geliyor. Oradan bir daha küçük bir ayrımla birlikte Cendere'ye kadar geliyor. Bakın bütün bu yolu demir borular halinde kat ede geliyor. Ve nereye? Şuradan Cendere'den ikiye ayrılıyor. Bir kısmı Şişli şey tarafına, Kağıthane tarafına doğru dönüyor. Öbür kısmı Taksim'e, ondan sonra Barbaros Bulvarı'nın oradan da Beşiktaş'a doğru inecek ve Beşiktaş'tan da işte Yahya Efendi Dergahı'na kadar çıkacak. Bakın şuradan şuraya kadar olan onlarca kilometre tek tek suyu koruyan, içeride işte kuleler yapılıyor, su kulesi, Kağıthane'ye iniyor, Ali Beyköy tarafına doğru, Mezbaa'ya, Sütlüce Mezbaa'sına kadar bağlanıyor. Suyun halka ulaşmasına ne kadar büyük ehemmiyet vermiş. Yani deminden beri çeşmeleri konuşuyoruz sadece. Su hayattır gerçekten, su yani. Çok önemli. Abdülhamit Han da buna çok büyük önem vermiş. Onun kadar önem veren bir Osmanlı lider. Osmanlı padişahları içerisinde bir Kanuni Sultan Süleyman. Diğerleri de yapmış elbette ama 3. Ahmet Hülale Devri şeyi, 1. Mahmut o bentleri yaptıran, yani Ayvatlı bent vesaire. Son zamanlarda da Sultan Abdülhamit. Yani diğerlerinin tabii yaptığı şey var ama asıl büyük projeler İstanbul'a Kanuni Sultan Süleyman ta Islanca ormanlarından, Trakya'dan su getiriyor İstanbul'a. Kemerler yaptırmak suretiyle. Mimar Sinan'ın yaptığı en önemli işlerden birisi de o. Yani hep cami diyoruz, o su kemerleri harika. Yani bir dağın... Mimar sadece cami mi yapar? Yani tabii. Yani Mimar Sinan'ın büyüklüğü orada zaten. Yani biz hep Süleymaniye, Selimiye bunları düşünüyoruz. Yani köprüsünden başla su kemeri. Su kemeri yapma, bunu bir de yüzyıllarca ayakta duracak şekilde yapmak. Romalılar bu işi biliyorlardı. Bizans
kısmen bunu biliyordu. Osmanlı'da yani asıl büyük medeniyetler bunlar. Şimdi su kemerinin özelliği şu. Şimdi suyu yüksek bir yerden getiriyorsun. Fakat coğrafi olarak orada aşağı inmesi lazım suyun. Şehre gelebilmesi için. Fakat buradan da yukarı çıkması lazım. Nasıl çıkacak? Yani su bir kere aşağı indi. Aşağıdan yukarıya pompa yok. Bilmem elektrikli bir itecek bir güç yok. Nasıl çıkacak? Diyelim ki 300 metre, 200 metre irtifa oldu. Bu iki yakayı buradaki şeyle tepeyle öbür tepenin arasına su yolu yapacaksın. Üstten bu su şakır 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 akacak. Öbür tarafta o meyili vereceksin. Aynen öbür tarafta o akmaya devam edecek. Bunlar hepsi büyük mühendislik işleri. Yani cami yapmak kadar büyük tasarım yeteneği isteyen işler ve cami yapmak kadar şey değil, göze görünen bir iş değil. Hani çünkü diyelim ki Sultanahmet'i yapıyorsun, herkesin gördüğü bir iş, o ta dağ başında kimsenin bilmediği bir iş ama büyük bir mühendislik başarısı. Evet, o başarıya inşallah mimarlarımız ulaşır. İşte bizim medeniyetimizin harikalarından birisi olduğunu şu şekilde anlatabiliriz. Yani Bizans zamanında İstanbul'da su gerçekten yoktu. Yani üç tarafı denizlerle çevrili ama ortasında tatlı içecek su çok az. İşte çır çır suyu, işte birkaç şey var. Bunu nasıl giderecekler? Onlar işte Yerebatan Sarayı'nda olduğu gibi, Şerefiye Sarnıcı'nda olduğu gibi, Bilmedirek Sarnıcı'nda olduğu gibi yağmur sularını toplayıp gölleştiren bir mekanizma kurmuşlardı. Burada sular birikiyordu. Buradan su alıyorlardı. Ama İslamiyet akarsuda temizlik olacağına inanan bir din. Yani durgun suda, uzun süre beklemiş bir suda ne abdest alabilirsin, ne bir şey yıkayabilirsin. O suyun akar olması lazım. Temiz olabilmesi için. Fıkhen de böyle. Bu bakımdan Bizans İmparatorluğu yıkıldı. İstanbul'a girdiler ama sarnıçlarda su var. Bu sarnıçtaki suyu içemiyorlar, kullanamıyorlar. Yani şehirde de akarsu çok az. O zaman işte hemen Fatih zamanında 40 çeşme şey suları Trakya tarafından bazı su tesisleri yapıldı. Kanuni zamanında bir daha yapıldı. İşte sonra da getirildi. Yani burada bizim medeniyetimizin akarsuya verdiği önem. Abdest alırken caminin çeşmesinden şimdi şıkır 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 su akacak. Onu imar edemezsin. Bunlar kesinlikle. Aynı zamanda bir cami tasarlamak caminin suyunu da tasarlamak anlamına geliyordu. Yani öyle yaptırıyorum, hadi belediyeye söyleyelim, bir saat taksın yani olayı. Her şey komplike düşünmeniz lazım. Yani evet, değil mi? Öyle düşünüyorlardı. Onun için o kolay değil. Yani gerçekten evet. Bizim bugün kolay gibi gördüğümüz şeyler. Evet. Hocam, arzu ederseniz bir araya gidelim. Çok zordu. Aranın ardından kaldığımız tamam, yerden devam edelim. Birkaç önemli konu var. Onları da inşallah unutmam. Ama özellikle bir Kerbela ayrıntısı var. Daha bir dikkatimi celbetti. Peki, kısa bir ara. Evet, kayıt dışı tarihe kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2. Abdülhamit Han'ı ve eserlerini konuşacağız ve konuşuyoruz. Tabii program süresi yine yetmeyecek ama şöyle bir değiniyoruz değil mi hocam? Özet geçiyoruz kısmen. En azından bu vesileyle, bu tartışma vesilesiyle ecdadımızı hatırlamış oluyoruz. Hamidiye sularını ve Sultan Abdülhamid'in su yatırımlarını bir derhatır etmek bakımından bir fırsat şu anda karşımıza çıktı. Bu vesileyle bunları konuşuyoruz. Şimdi tabii çok sayıda çeşmeden bahsettik. Tabii bizim yani medeniyetimizin
suyla olan kurbiyetinden bahsettik. Suyla haşir neşir olmamızdan bahsettik. Yani su olmadan İslam medeniyetinin var olamayacağını. Evet, bu kesinlikle. Başka medeniyetlerde, başka kültürlerde, başka inançlarda durgun suyun kullanılabildiği halde bizim mutlaka akarsuya ihtiyaç duyan bir şehir kültürümüz olduğunu söyledik. Şimdi tabii Sultan Abdülhamid'in şöyle bir tarafı olduğunu da burada belirtelim. Cennet mekan sadece teknoloji getireyim, memleketi işte teknolojik olarak kalkındırayım, işte gelişme olsun, ne olursa olsun işte gibi, yani sadece maddi düzeyde bir kalkınmayı hiçbir zaman birinci hedef olarak koymadı. Yani her zaman manevi ihtiyaçlarla maddi ihtiyaçları, manevi kalkınmayla maddi kalkınmayı beraber götürmek düşünüldü. Nitekim işte Erbakan Hoca da derken işte manevi kalkınma ve maddi kalkınma beraber olmalı. Manevi kalkınma olmadan maddi kalkınma olmaz sözü aslında Sultan Abdülhamid'den alınmış bir sözdür. Yani bu bakımdan aslında ben korelasyonları, yani Sultan Abdülhamid, Erbakan, Erdoğan çizgisini bir bütün olarak düşünmek gerektiği kanaatindeyim. Yani bu diyelim ki 70'lere kadar kuşun iki kanadı gibi. Onu da şuradan bağlantıyı şöyle kurmamız gerekiyor. 8 Şubat 1970 Milli Nizam Partisi'nin kongresi yapılıyor Ankara'da. Bu kongre muhteşem bir gün, muhteşem bir olay. Çünkü o zaman bütün İslami cemaatler, yani Nurcular, Süleymancılar, bilmem işte şucular, bucular, hepsi orada var ve Milli Nizam Partisi böyle bir hava içinde kuruluyor. Yani gerçekten bir uzun zamandır baskılanan bu Anadolu İslamı'nın bir patlama gibi olarak karşımıza çıkıyor ve orada giden birkaç kişiyle de konuştum, gazetelerden de takip ettim o gün 8 Şubat günü. Milli Nizam Partisi kongresi oluyor. Hasan Aksay, Allah uzun ömürler versin kendisine, aynen, abi diyeyim, Hasan Aksay abi. Çok sevdiğim bir büyüğümüzdür. Şöyle bir soru sordum kendisine. Dedim ki, niye 8 Şubat'ta yapıldı da 10 Şubat'ta yapılmadı? Şöyle bir durdu, güldü. Çünkü dedi, 10 Şubat Salı gününe denk geliyordu. Onun için mecburen ona en yakın gün olarak pazar günü yapılıyormuş yani. Kongreler, kurultaylar pazar günü. Adet olarak öyleymiş yani. Evet. Resmi olarak. Sorumdaki inceliği bilmiyorum. Fark edebildiniz mi? Niye 10 Şubat günü yapmadınız da 8 Şubat günü yaptınız sorusu anlamlı. Çünkü 10 Şubat Sultan Abdülhamid'in vefat yıl dönümü. Evet. Dedim ki aklınızda var mıydı böyle bir şey? Yani 10 Şubat'a denk getirelim, 10 Şubat'ın haftasında yapalım. Evet vardı dedi. Ve o zaman dedi biz bunu şey yaptık, fakat 10 Şubat Salı günü olduğu için olmadı. Sultan Abdülhamid'in vefat yıl dönümünde kurulacak bir parti olacaktı diyor. Milli Nizam Partisi. Şimdi bu korelasyonu görmeden bugünü anlayamazsınız. Kesinlikle. O insanların kafalarında Sultan Abdülhamid'i ihya, onu devam ettirmişti. Az önce gördük. Erdoğan geliyor, Hamidiye sularının ismi değişmiş. Tutuyor onu, asli ismine çeviriyor. İşte Darül Aceze'yi anlattık. Yani bunlar tesadüfen o sırada Erdoğan'ın aklına gelen, ya işte yapsak iyi olur değil. Yani bir programın yarım kalmış, Abdülhamid zamanında yarım kalmış bir programın devamı olarak bakmamız gerekiyor. Ve o gün bir konuşma yapıyor Erbakan. Tabii o gün 3 hatip var benim hatırladığım. Erbakan zaten partinin genel başkanı olacak.
ilk konuşmayı Eşref Edip yapıyor. Bakın bu da enteresan. Eşref Edip kim? Mehmet Akif'in yakın arkadaşı. Sırat-ı Müstakim'in Sebil-i Reşat'ı beraber çıkarttıkları. Mehmet Akif'in arkadaşı çıkıyor kürsüye. Erbakan'ın seçileceği kongre. O çıkıyor, konuşuyor, anlatıyor. Yani yaşlı tabii ki. Ve ikinci konuk tahmin et kim? Tahmin etmek. 1970 yılında üstad kim? Necip Fazıl. Necip Fazıl. Ve Necip Fazıl sahneye bir çıkıyor. O alkışlar. Sahne onun zaten. Kıyamet falan. O da bakın şahitlerden bizzat dinlediğim olayı anlatıyorum size. O zaman canlı yayın yok. Bilmem belki filmi bile çekilmemiştir yani. Kameraya 1970 yılında TRT bilmiyorum çekmiş midir ama geliyor. Tam bir dakika hiçbir şey söylemeden insanların yüzüne bakıyor böyle. Herkes heyecan içinde böyle tık çıt çıkmıyor salonda. Üstad ne diyecek onu bekliyorlar. Ama o da bir dakika böyle duruyor. Herkesin yüzüne bakıyor, bakıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Bir dakika sonra sessizliği şu cümleyle bozuyor. Milli nizam, ilahi nizam. Salon diyor, yıkıldı diyor. Alkışlar, gözyaşları, ağlayanlar, kucaklaşanlar. 1970 Türkiye'sinden bahsediyoruz. Evet. Milli nizam, ilahi nizam sözü orada bomba gibi patladı diyor. Arkasından Necip Fazıl Üstad konuşuyor bir miktar. İniyor tabii Erbakan Hoca çıkıyor ve Erbakan Hoca'nın konuşmasında çok ilginç bir şekilde partinin kuruluş amacını anlatırken partinin kurucularından bahsediyor. Şimdi partinin kurucuları kim olabilir? Şey Süleyman Arif Emre'dir. Bilmem Hasan Aksay'dır. Hasan bilmem. Aksay. Yani bugünkü kurucular olduğunu düşünebilirsiniz. Ama hayır. Erbakan daha asr-ı saadete kadar götürüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sayıyor. Hazreti Ömer'i sayıyor. Bilmem işte Harun Reşit'i sayıyor, bilmem o, ya Osmanlı tarihine giriyor, Osmanlı tarihinde işte Yıldırım Bayezid, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman. Bütün nam salmış kişileri tek tek sayıyor. Selçuklu tarihinden Alparslan, Melikşah onları zikrediyor. Ondan sonra ve onların arkasından Sultan Abdülhamit diyor. Bizim partimizin kurucusu Sultan Abdülhamit'tir. Son kurucusu. Tabii salon yıkılıyor bunun şey üzerine. Ve gazetelerde ertesi gün manşetler. Cumhuriyet'te bilmem şeyde. İşte gerici parti bizi Abdülhamit kurdu. Abdülhamit'in partisiyiz. Abdülhamit'in partisi olarak kurulduk. Bizim kurucumuz Abdülhamit'tir dedi diye karikatürler, alaylar, şunlar, bunlar o gazetelerde gırla gidiyor. Ve nitekim bu ruhla kurulan Milli Nizam Partisi tabii çok uzun ömürlü olmuyor. Bir yıl kadar bile sürmeyen bir şeyle Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi'ni komünistlikten, bunu da işte şeriat düzenini getirmek suçlamasıyla iki partiyi bu şekilde kapatıyor. O günden bugüne hiç değişmedi aslında. Ortaya koydukları bir done, bir gerçek yok. Bir gerçeklik yok. Hep işte o cümle susturma sarf ediliyor. Şeriat düzeni getirilmek isteniyor ama ortaya bir ne şahit koyabiliyorlar ne de kağıt üzerinde bir metin bu noktada ortaya koyabiliyorlar. İşte öyle yani burada bir de bu ülkede demokrasiyi getireceksiniz. Nasıl olacak? Yani yukarıdan bir emir geliyor. Türkiye İşçi Partisi'nin kurulmasına izin veriliyor. Bir emir geliyor kapatılmasına. Bir emir geliyor işte buna müsaade edilmesi ama sonra bakıyorlar ki bu çığırından çıktı. Kapatıyorlar. Refah Partisi de öyle olmadı mı? Evet. Fazilet de öyle olmadı mı? Dolayısıyla bunlar tamamen siyasi
şeyler ve döneme göre siyaseti dizayn etme aracı olarak kullanılıyor Anayasa Mahkemesi. Bugün de benzer bir fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. En son şeylerde gördük HDP konusunda yaptığı şeyler. Yani kapatılmış, kapağından içi boşalmış bir partiye bile hazine yardımı verildi. Yani orada bir plan var, bir oyun var. Yani bir şey tasarlanıyor ama nedir? Onu neyse, bizim siyasi analizlere girmeyelim. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. 1970 yılında, 71 yılında şey kapatılıyor ve arkasından Milli Selamet Partisi kuruluyor. Tabii Erbakan yasaklı Milli Nizam Partisi'nden dolayı, Süleyman Arif Emre başkan oluyor. Ve neticede zaman içerisinde seçimlere girilecek ve 1973 seçimlerinde ciddi bir oy alarak iktidara ortak olacak Ecevit'le birlikte. 73-74 ortaklığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nda içinde olduğu ortaklık gerçekleşecek. Şimdi burada ilk başbakan yardımcısı olarak Erbakan'ın basın toplantısı yaptığı bir mekan var. Bakın, bu da çok enteresan. Neresi olabilir? Erbakan'ın ilk başbakan yardımcısı olarak basın toplantısını düzenlediği yer Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'nın önünde, arkada. Herhangi bir sarayda ama diye düşündüm kafamda. Topkapı Sarayı şimdi yani. Şimdi bu mesajlar çok önemli, çok anlamlı. Yani Sultan Abdülhamid'in vefat yıl dönümünde parti kurmak. Kutsal emanetlerin bulunduğu mekanda. Değil mi yani? Orada ilk başbakan olarak basın toplantısını orada yapmak bir mesaj. Ben Osmanlı'nın devamıyım. Osmanlı bitmedi. Osmanlı ruhu ölmedi. Mesajı, ki o yıllarda bunları dile getirmek 2023'te konuşmak gibi değil. Tabii. Bugün televizyonda Sultan Abdülhamit dizisi oynuyor. Ya da yani. Ne bileyim işte birçok meseleyi Cumhurbaşkanımızın ağzından duyabiliyoruz. Cumhurbaşkanımız gidiyor Ayasofya Camii'ni açıyor. Orada da Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyor bir Cumhurbaşkanı tarafından. Cumhurbaşkanı cuma namazına gitmez noktasından buraya geliniyor. Yani. Şimdi bunlar büyük devrimler aslında. Yani küçük küçük devrimler ama bütününe baktığımızda büyük bir devrim. Şimdi onun için bu bağlantıyı Erbakan'ın çok planlı bir şekilde devam ettirdiğini görüyoruz ve 1975 yılında Aydınlar Ocağı'nda yaptığı bir konuşma var. Ben o konuşmayı ayrı bir kitap halinde yayınlamışlar. Defalarca okudum. Orada işte bu su tesislerinden bahsediyor, silahlara, termik santrallerinden bahsediyor. Bunlar Osmanlı zamanında kurulmuş tesisler ve feshaneden bahsediyor. İlginç değil mi? İlginç. Diyor ki feshane, bugünkü feshane değil diyor. O aslında çok daha büyüktü. Gerçekten de o eski feshane daha büyük bir yapı. Sonra onlar bir kısmı kullanılmadığı için yıkılıyor, yola gidiyor, bilmem ne oluyor falan. Bugün kalan feshane eskisinin bir kısmı. Diyor ki feshane yapıldığı zaman İngiltere'deki en büyük fabrikanın 4 katı büyüklüğündeydi diyor. İlk yapıldığında. İlk yapıldığında, yani o büyük bina olarak yapıldığında Abdülmecit zamanında İngiltere'deki en büyük fabrikadan 4 kat büyüktü. Şimdi ben diyor bunu derslerimde üniversitede anlatıyorum. Bakın diyorum, Osmanlı Devleti fabrika yapmış, İngiltere'deki fabrikaların en büyüğünden 4 kat daha büyük. Bir Türk öğrencinin burada ne demesi lazım, nasıl bana tepkide bulunması lazım, reaksiyonda bulunması lazım? İşte hocam ne demek ya böyle bir şey, Allah Allah ya, harika, bizim ecdadımız ne büyük ecdatmış, demek böyle şeyler yapıyorlarmış da biz bilmiyormuşuz demesi lazım ve ecdadıyla gurur duyması lazım. Söylüyorum da öğrencinin tavrı böyle. Allah Allah ya, demek bu da mı varmış yani, pek böyle inandırıcı bulmayan bir yüz ifadesiyle beni dinliyorlar diyor.
Ya evladım diyor, bak planlarını bilmem nereden hepsini çıkartın ortaya. Bu bir gerçek. Halbuki burada diyor, gerçek manada bir Türk kanı taşıyan, bir Müslüman ruhu taşıyan birisinin şöyle demesi beklenir. Ya tabii ki benim ecdadım en büyüğünü yapacak. Ben Osmanlıyım. Osmanlı devletinin yanında İngiltere ne ki? O kanı taşımayanlar zaten aşağılık kompleksinde bu ülkede. Bravo. O aşağılık kompleksi bitmedi. İşte o aşağılık kompleksini öyle aşılamışlar ki diyor. Yani bunu ben söylediğim zaman milletin ayağa kalkıp alkışlaması lazım. Bizim ecdadımız büyük bir milleti vücuda getirmişti. Şöyle yapmış, böyle yapmış. Yani onların, hani ben az söylesem onların daha fazla tahşidatta bulunması lazım. Fakat ben söylüyorum, Allah Allah ya. Demek böyle şeyler de varmış gibi. Gayet pasif, hiçbir inanç ve kendisinde bir yansıması olmuyor bu söylediğimin. Yani bazıları da garip gerçekten. Yani geçmişine baktığında babasının, en azından dedelerinin Osmanlı nüfus kağıdının olduğunu akledemiyor mu? Ya da Osmanlı'yı konuşurken ya da hayatlarında hiçbir şekilde ağzına almamak için elinden geleni ardına koymayan bazıları var. İşte bu bahsettiğiniz maalesef işte kanında belki problemler yaşayan tipler onlar. Evet. Enteresan yani, onlar 2023'te hala varlar. Ha belki de tohumları başkaydı, onu da bilemeyiz tabii yani. Evet. Bu milletin kanı, geni bozulmaz. Ama onlar başka bir milletten buraya geldilerse bu coğrafyaya, onları da herhalde hoş görmek lazım. Yani burada iki şey olabilir. Bir, dediğin gibi o Osmanlı'yı başka bir nasıl reddedeceksiniz siz? Milletten, yani bunlara inanmamanın bir sebebi o olabilir. Dediğin gibi hani soyadını, ismini değiştirmişsin ama gerçek kimliği bu değildir. O işin bir kısmı. Ama bir de daha tehlikeli olan kısmı devşirme meselesi. Evet. Şimdi devşirmelik uygulamasını biliyorsunuz Osmanlı Devleti Yeniçerilik olarak bildiğimiz, aslında daha geniş bir devşirme uygulamasının bir parçasıdır. Evet. Yeniçerilik. Ne yapıyordu? Fethettiği diyarlardan Hristiyan çocuklarını devşirip onları Müslüman yaparak siyasete, idare hayatına, bir kısmında edebiyata vesaire diğer alanlara şey yapıyor ama bir bunlara girmeyecek olanları da Yeniçeri Ocağı'na kaydedip onları savaşçı olarak Batı'nın üzerine, Avrupa topraklarındaki seferlerde onları kullanıyordu. Yani onlardan devşirdiklerini burada yetiştirip onlara karşı kullanıyordu. Bu Osmanlı'nın İmparatorluk dehası. Yani Roma'da falan da vardı buna benzer uygulamalar. İmparatorluklar böyle çalışırlar. Şimdi Batı da bunun tersini bize yaptı. Bizim içimizden adam devşirerek bize karşı kullanıyor. Yani şu anda olan olay bu. Bence daha kritik olan nokta bu. Çok çok tehlikeli. Bizden görünüyor ama zulüm 1453'te başladı diyor. Evladım sen nerede öğrendin bu tarihi? Yani sen bu okullarda eğer sana doğru düz bir tarih öğretilmiş olsaydı bunun aklının kenarından geçmemesi lazımdı. Geçtiği zaman da kendinden utanman gerekirdi. Çünkü güya biz tarihi okutuyoruz. Tarih bir kimlik belirteci, kimlik veren bir ders. Fransa'da bile böyle okutulmuyor bu tarih ki Stefan Zweig'ın İnsanlık Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar kitabını başındaki Fatih Sultan Mehmet bölümünü okursanız orada Fatih Sultan Mehmet'in büyüklüğünü anlatan sayfalara rastlayacaksınız. Yani onlarda da öyle bir şey yok. Ama bu bozulmuş olan, devşirilmiş olan kitle, ki azımsanmayacak bir sayıya ulaştı Türkiye'de maalesef, yanlış eğitimin bir sonucu olarak ve kültür köklerimizle yaşadığımız bu kopuş sebebiyle. Şimdi işte asıl harf inkılabının, dil devriminin, tarihi reddetmenin ve benzeri bir takım şimdi çekiyoruz değil mi? Kimliksizleştirici bir takım müdahalelerin sonuçlarını yeni yeni öğreniyoruz. Yani hiçbir yere kendine ait hissetmeyen bir yeni şey çıktı ortaya. Bir insan tipi çıktı. Şimdi bu bizim
geleceğimiz açısından çok büyük bir tehlike, çok büyük bir sıkıntı, onu belirtelim. Yani bir ülkede eğer kendi tarihine, kendi değerlerine bu kadar yabancılaşmış, bu kadar düşman, bu kadar işte şu haritadaki suları getirmiş insana diktatör diye hücum eden parti başkanları varsa, profesörler varsa, efendim köşe yazarları varsa, yani kendi tarihinden nefret etmiş, kendi tarihine düşman bir anlayışın tohumunun tuttuğunu, yani bir insan sultan isminden neden rahatsız olur? İkinci Abdülhamit'in hadi bazı noktalarda işte programda da hep konuşuyoruz. Gerçek tarih milliyetimde işte ilkokulda, ortaokulda ve liselerde verilen tarih kitaplarında birçok şey işte üzeri kapatılıyor. Bazısı olduğu gibi aksettirilmiyor. Gerçeklere ancak arşivlerde bulunan mecmualardan, işte sizin de bu programa getirdiğiniz bir takım işte donelerden, dergilerden, eski o döneme dair ait kitap ve gazetelerden ulaşılabilir. Ama tamam, ama insan en azından bir araştırır. İkinci Abdülhamit Han yani 33 sene devlet aileyi hiçbir şekilde şimdikiler diliyle zam yapmadan yönetmiş ve o dönemde gerçekten çok büyük badirelerden atlatmış bu coğrafyayı, bu ülkeyi, bu devleti. Sen böyle bir yüce şahsiyeti, bu kadar ulu bir şahsiyeti en azından başka yerlerden de bir araştır bakalım. Gerçekten bu adam bir şeyler bu topraklara vermiş mi, vermemiş mi? Yani neden bunun karşısındasın? En azından bunun cevabını ver. Bunun cevabını da veremiyor. Yani sanki başka bir tarihin parçasıymış gibi tepki gösteriyorsun. Yani şimdi bu senin tarihin bir parçasıysa böyle bakamazsın. Yani bir de ötekileştirici bir bakışla. Tanımıyor. Tanımadığın kişiye sen aleyhte sürekli hakaretamiz ifadeler kullanıyorsun ama o işte şunu şunu yaptı, o bunu bunu yaptı diyemiyorsun. Sadece hakaret ediyorsun. Neden hakaret ettiğini de bilmiyorsun. İşte yukarıdakiler böyle motor gibi, motora kahrolsun bağlamış derse, aşağıdakiler de güya tarih doktorası yapmış. Ve değil diyen mi? Kişiler de kendilerine yani onlar milliyetçi böyle derse diyor. Aşağıdakinin hani Abdülhamit'ten daha fazla milliyetçi var mı yani? Lazım. Milliyetçilikse mesele. Evet. Şimdi dünyada mesela böyle ülkelerin başını belaya sokan çeşitli devlet adamları vardır. Yani işte mesela Napolyon. Tamam. Büyük bir şey, asker, büyük bir devlet adamı, işte Avrupa'nın, İngiltere hariç neredeyse büyük bir kısmını ele geçirmiş falan. Ama büyük hataları da var ve neredeyse 300 bine yakın Fransız askerinin ölümüyle sonuçlanan Rusya seferini açan ve sonunda Paris'in 5 yıl Rus işgalinde kalmasına yol açan bir devlet adamı aynı zamanda. Hı hı. Şimdi 300 bin askerle gidiyor Moskova'ya, 30 bin askerle dönüyor. Ne demek? 270 bin asker dondu, yok edildi. Öldü. Yeah. Şimdi o zaman Fransızlar buna düşman mı olsunlar? Yani tamam, tenkit edilecek tarafını şey yaparlar ama Napolyon, Napolyon'dur yani, büyük bir hükümdardır. Şimdi kendi tarihin bir parçası sayar. Şimdi bizdeki anlayış adeta Abdülhamid'i, adeta efendim Vahdettin'i, adeta Sultan Aziz'i işte başka bir tarihin parçasıymış gibi görüp dışlama yönünde bir eğilim içerisinde. Yani bu işte tarih bilincindeki asıl köklü kırılma burada oluyor. Yani varsayalım ki beceriksiz bir padişah olabilir. Bir tane beceriksiz bir padişah da gelmiş olabilir. Ama senin bundan mutlu olman gerekmiyor. Senin üzülmen lazım. Nasıl olmuş benim başıma böyle bir padişah gelmiş. Bundan üzüntü duyman lazım. Çünkü bu senin tarihin. Bu tarihi atamazsın. Bu tarihi sırtından atma şansın yok. Böyle bir lüksün yok. Çatlasan da patlasan da bu ülkenin tarihi böyle yazılmış. Mustafa Kemal Abdülhamit devrinde doğmuş. Abdülhamit devrinde büyümüş. Onun okullarında okumuş. Onun harbiyesinde okumuş. Harp Akademisi'nde onun
seçtiği hocalarla ders görmüş. Bir nevi rahli tedrisatından geçmiş. Evet. Yani evet. Şimdi 1881 1876'da tahta geçmiş. Yani o şeye kadar 1909 yılına kadar onunla yaşamış. Onun nimetlerinden perverde olmuş. Ve şimdi sen bunu nasıl inkar edeceksin? Hani şeydi, o zaman bir Mustafa Kemal nasıl yetişti? Hangi okullarda okudu? Fransa'da mı okudu? İngiltere'de mi okudu? Abdülhamid'in okullarında okudu. Eğer askerlik öğrendiyse onun okullarını öğrendi. Yabancı dil öğrendiyse onun okullarını öğrendi. Şeyin strateji öğrendiyse Golç Paşa onu getirmişti Harbiye'nin başına. Onun bağladığı tahsisatla mutfakta yemek yedi. Abdülhamid'in verdiği yemekleri yedi. Şimdi tarih böyledir yani. Herkes birbirine bağlıdır. Yani Mustafa Kemal Abdülhamid'e ihanet etmiyor. Ama bunlar, zamana gelen süreçte kendini Atatürkçüyüm diyenler kraldan o fazla kralcı. Bakmıyorsunuz. Abdülhamit Han'ın yaşadığı dönemde dünyada literatüre girmiş bilim adamları, devlet adamları, generaller, maraşaller onların Abdülhamit'le ilgili söylemiş olduğu o siyasi dahaydı, o muhteşem bir insandı sözlerine mi bakacağız? Yoksa sizin gibi avam anlayışınızla yapmış olduğunuz açıklamalarla mı Abdülhamit'i anlayacağız? Siz kimsiniz? Kimsiniz? Sorarlar. Evet. Gerçekten nereden geldiniz i̇şte siz? Yani Fransa Devlet Başkanı Abdülhamid Han hakkında bir şey söylüyor. Bismarck bilmem ne yani falan böyle Alman şeyler var. Farklı söylüyor, Rus farklı söylüyor. Hepsi onun lehine şeyler söylüyor. Yani sen kimsin diye adama sorarlar. Evet. Yani kusura nereden geldiniz? Siz nasıl türediniz bu ülkenin içerisine? Yani dediğim gibi bir ülkede insanlar tarihte belli şahsiyetlerin belli taraflarını sevmeyebilir. Benim sevmem ama bilir, öğrenir. Eğer bir hata yapmışsa da bundan üzüntü duyar. Yani cehalet paçalarından akanlar işte konuşuyor. Şimdi bu bakımdan tarihte bir süreklilik vardır. Kaldı ki ben Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı'nın birinci cildinde Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'nun bir hatırasını naklettim. Hürriyet gazetesinde çıkmış bir yazısında bunu anlatıyor. 1952-53. Evet. Diyor ki ben 1930'lu yıllarda 37 yılında İttihat Terakki ve Abdülhamid dönemiyle ilgili bir yazı dizisi yazıyordum. Ve orada Abdülhamid'i kötüleyen İttihatçıları metheden şeyler vardı. Kısımlar vardı. Bir gün gazetede kapı çalındı. Ve yaverlerinden birisi Celal Bey galiba. Paşa seni istiyor diye geldi. Aldılar beni, arabaya indirdiler. Dolmabahçe Sarayı'na götürdüler. Bakın Hürriyet'te yayınlanmış olan hatırasından bahsediyorum. Gittik. Bir odada böyle oturuyordu diyor. Ondan sonra bir kitap okuyormuş galiba. İçeriye girdiğimi görünce gel gel demiş. Sen anlaşan Abdülhamid'i sevmiyorsun. Onun yazdıklarından sevmediğini anlıyorum. Sevmiyorsan sevme. O senin bileceğin şey. Ama bil ki diyor, Abdülhamid devrinde Osmanlı Devleti'ni yönetmek, hani bir kurtlar sofrasında mücadele etmek gibi bir şeydi diyor. Yine de diyor, o şartlar altında Abdülhamid'in yönetimi müsamahalı, hoşgörülü bir yönetimdi diyor. Bak, 1937'deki Mustafa Kemal'in artık o da devlet yönetmeninin ne olduğunu anlamış. Bu iş kolay değil. Küçücük bir Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'ya göre. Neler, ne sıkıntılar yaşanıyor. Yine de diyor, etrafı diyor, düşmanlarla çevrili bir imparatorlukta Sultan Abdülhamid'in yönetimi müsamahalı bir yönetimdi diyor. Bunu unutma diyor. Ama sevmiyorsan sevme yine. Beni diyor gönderdi. Şimdi bu bence önemli bir ipucu. Yani sevmeyebilirsiniz. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Bunu kanunla da yapamazsın. Başka bir şeyle de yapamazsın. Ama hakkını teslim edeceksin. Eğer
Hamidiye suyundan sen bir bardak içmişsen ona Kızıl Sultan diyemezsin. Evet. Sevmezsin. Diyememen lazım. Ama nankör değilsen eğer. Saygı göstermek zorundasın. Ama maalesef nankörden geçilmiyor Türkiye. Milletin hakiki evlatlarını tenzih ediyorum. Onlar gerçekten hem bizi izliyorlar, şimdi mesajla gönderiyorlar, hem gereken saygıyı, gereken sevgiyi gösteriyorlar. Ama bu yaklaşım, yani bahsettiğimiz bu Abdülhamid düşmanı yaklaşım, işte Hamidiye sularında karşımıza çıktı. Son yıllarda Abdülhamid'e bakış açısı biraz daha sanki lehte doğru ilerleyişe girdi, kısmen değil bu, mi? Yani adım adım düzeliyor. Evet. Adım adım değişiyor. Yani artık ben dediğim bunun gibi sizin de çok katkınız var biliyorum. Yaptığınız hani, programlarda. Evet. 70'li yıllara göre ben diğer yaşadım. Illerde. Çünkü birçok meselede bizim önümüze gittiğini anlıyoruz. Bizden önce bunları yapmıştı. Filios Limanı değil mi? Hı hı. Filios Liman Projesi. Ne oldu? Abdülhamid başlamış fakat proje aşamasında kalmış. Bugün doğru olanı yapmış çünkü. Yani dedik ya o trimetrik zeka ne yapılması gerekiyorsa bunu yapmıştı. Bakın demir yolları yaptı. Hala o demir yollarının, yani Türkiye'deki demir yollarının neredeyse yarısı hala Abdülhamid Han'ın yaptırdığı hatları kullanıyoruz, hızlandırıyoruz. Bilmem şöyle yapıyor, lüks yapıyoruz falan ama esasen o hatları kullanıyoruz. Suyumuzu onun çeşmelerinden içiyoruz. Türkiye'nin bir de çeşitli yerlerinde Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı çeşmeler var. Yozgat'tan başlayın ta Samsun'a kadar birçok vilayetten, yani sadece İstanbul değil. Bir de böyle Bursa'da mesela, hatta geçenlerde gördüm, çok üzüldüm, üzerine böyle grafiti yazıları falan yazmışlar. Belediye başkanımızdan rica ettim, temizleyelim falan diye. Neyse onlar en azından temizliğini yapmışlar. Sultan Abdülhamid'in bir çeşmesi kurtarılmış oldu ama dediğim gibi yani bu kadar çok yerde eseri var ki bugün dediğim gibi onun suyunu içiyoruz, onun kurduğu bir takım vakıflar şey yapıyor, işte Yıldız Sarayı hala para basıyor, insanlar gidiyor, tarihini tanıyor. Sünnet düğünleri Ağustos ayında yapılıyor. Niye? Çünkü Abdülhamid Han tahta çıkış yıl dönümü Ağustos olduğu için Ağustos ayında sünnet olanların masrafını padişah ödüyor. Ve birer tane de altın kendine gönderiyor. O yüzden insanlar Ağustos hala ayında aynı yapıyor. Niye Temmuz'da yapmıyorlar, Haziran'da yapmıyorlar da Ağustos'ta, yani o şimdi gelenek oluşuyor. Hala bakın yaşıyor bizimle. Bu ülkede Abdülhamid'in hala gelenek görenekleri yaşıyor. Evet. Birileri bilmese de, birileri anlamasa da. Niye? Çünkü hakikaten dediğim gibi nizam veren bir kafa, temeli kurmuş, aslı şey yapmış. Şimdi şunu aynı zamanda bir iki görüntü de var gerçi ama onlara zaman kalacaktır umarım. İstanbul'da Boğaz Köprüsü yapılması söz konusu olduğunda taş ayaklar üzerinde bir köprü projesi çiziliyor. Yani asma köprü o zaman yapılamıyor da taş ayaklar üzerinde, yani denizin dibine taş ayaklar oturacak. Görüntüsü var mı hocam? Arkadaşlarımıza şey yapalım. İnternetten bulabilirler. Rahat. Hı, tamam. Ben de paylaşmıştım vaktiyle. Şimdi uğraşmayayım ama Eray belki o taş ayaklar üzerinde oturan köprüyü bulabilir, gösterebilir. Şimdi bunun projesi çiziliyor. Bostancı'dan kalkacak tren ya da Bostancı'ya bağlanacak. Yenikapı'ya. Yenikapı'dan, yani bugünkü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün olduğu güzergah. İki yakanın en yakın olduğu yer orası. O zaman tespit edilmiş bu. Yenikapı'dan gelen bu Edirne'den gelen trenler oradan devam edip Bostancı'ya, Bostancı'dan da Anadolu'ya, İzmit'e devam edecek. Yani böyle bir hat kuruluyor. Şimdi bu hattın köprüden geçiş şekli şöyle olacak. Köprünün ayaklarının üzerinde birer cami var. Minareli, bir kubbeli bir cami. Tabii maket cami. Ama şimdi düşünsenize, tren caminin içinden geçerek
Asya'dan Avrupa'ya ya da Avrupa'dan Asya'ya geçiyor. Wow. Şimdi burada enteresan olan şey, teknolojiyi tek başına teknoloji olarak düşünmüyor. Onun inançla, ideolojiyle, dinle bir bağını Kimmiş. Kurmaya çalışıyor. Yani sadece yapın ne olursa olsun en ucuzundan, hayır. Bu bizim inancımızın da bir aynı zamanda tezahürü olacak. Orada olduğu gibi, şimdi Hamidiye'ye bağlayacağım. Sonuna geliyoruz galiba süremizin. Bir iki dakikamız kaldı. Yine arkadaşlar bulursa göstersinler. Şimdi Hamidiye sularının pompa istasyonlarından birisinde çok ilginç bir olay cereyan ediyor. O da şu. İstanbul'a ilk suyun pompalanma denemesinin yapıldığı gün, yani şeyle, makinalarla pompalama yapılacak cenderede, az önce gösterdik. Ne diyor? Balmumcu'dan Nişantaşı'na su sevkiyatı başlamıştı. 18 Nisan 1902. Asıl Mayıs ayında açılıyor, fakat ilk tecrübe o gün yapılıyor. Evet, gün, şu anda arkadaşlar az önce bahsettiğimiz Le Pont Abdülhamid. İşte bu yani güzel olmaz mıydı böyle bir şey? Evet. Bir köprü olacağına. Bir... Kubbenin mimarisi dikkatimi çekti. Çünkü Ravza-i Mutahhara'ya benziyor. Ha evet. Ya bak, evet, şu anda benim de o dikkatimi çekti ya. Evet. Muhteşem değil mi? Evet. Normal cami kubbesi, çünkü Osmanlı mimarisi biraz daha yatay oluyor. Yani o şeyin, Ravza-i Nebi'nin kubbesi. Evet. Doğru bak. Hiç şimdiye kadar dikkatimi çekmemişti. Demek ki bakıştan bakışa fark var. Hakikaten tebrik ederim. Yani o şeyin içerisinden geçerek üç ayak gözüküyor buradan. Ta şeye kadar, Medine'ye kadar gidecek olan tren yolu bu köprüden geçecek. Müthiş. Şimdi söyleyeceğim son ilginçlik, 18 Nisan 1902 günü Abdurrahman Paşa'nın İsviçre'den aldığı makinaların çalıştırılması ve bu çalıştırmayla ilk su basma eylemi o gün yapılıyor. 18 Nisan 1902. Maşallah. O gün o kadar enteresan bir tarihe denk geliyor ki, bu sözü söyleyeyim, üstüne hiçbir şey söylememe gerek yok. O gün Kerbela'nın yıl dönümüydü. Hmm. Otur ağla şimdi. Eyvallah. Kerbela'nın yıl dönümünde Hamidiye suları ilk defa pompalara basıldı. Susuz katlettiler ama torunu geldi. Hazreti Hüseyin'in ruhuna suya doyurdu. Fatiha okuyalım. Eyvallah. Ben devam edemeyeceğim. Eyvallah. Peki, ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Evet, 2. Abdülhamid Han'ı konuştuk. Onun gerçekten o muhteşem dehası, siyasi deha değil sadece. O beyni, düşünceleri, 2023 yılındayız ama ona hala daha tam manasıyla ulaşabilmiş değiliz. Sadece bu kısacık bir zaman zarfında programda hocamızdan bazı anekdotları dinlemeye çalıştık. Abdülhamid Han her zaman gönlümüzde ve düşüncelerimizde var olmaya devam edecek bu topraklarda. Bizler de var oldukça sonsuza dek diyelim. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar.